Herkese hoş geldiniz. Bugün birazcık kişisel bir konudan bahsedeceğim sizlere. 150 kilo. Dile kolay 150 kiloydum ben. Gerçi şu anda biraz yaklaştım. Aslında şöyle hikayenin başına dönelim. Bir dönem 160'ları bile görmüştüm. 2019'un Ocak ayında ben diyetisine başladım. Tam 150 kiloydum. 10 ay sonra da 105 kiloya kadar düşmeyi başardım. Hedefim 90 kiloydu. Oraları zorlayacaktım. Bazı şeyler yolunda gitmedi Şu an tekrar geri almış Bulunuyorum Külüllerin çoğunu ama 150'ye daha Tekrardan ulaşamadım Umarım ulaşmam da Sıkıntı Sağlık çok önemli şey Bunu mutlaka aklınızın bir yerine yazın Sağlık gerçekten hayattaki Belki de en önemli şey Çoğu şey bu var ya işte Aşk mı daha önemli para mı Sağlık mı gerçekten sağlık Sağlık olmadıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok ben de daha sağlıklı olmak için bu yola çıkmıştım derken şu an çok ilginç bir şekilde camıma bir baykuş geldi. Galiba Hogwarts'a çağrılıyorum. <laughs> Neyse davetiyemi bir kenara koyayım. Arkadaş getirdi sağ olsun. Şimdi 150 kilodan nasıl düştüm? Diyetisyenim bu arada Bursa'nın gerçekten en iyi diyetisyenlerinden bir tanesi. Sağ olsun. Çok destek oldu bana. Bir de şöyle bir biri kendisi gidip böyle ya diyete başlayanların bir şey vardır biliyorsunuz. Başlar bırakır, başlar bırakır. Eğer bu şekilde biriyseniz diyetisyenim kesinlikle direkt yolluyor. Ben kendim tanıklık da ettim. Eğer küle vermeyeceksen kapı orada bay bay diyor. Sonuçta bu işi layığıyla yapan biri ve bakteri de boş harcamak istemiyor. Bu kadar basit. Diyetisyenim şöyle bir şeyle başlatmıştı beni. İlk olarak dedi ki bana Şimdi biz Türk kültüründe ekmek yemeden olmaz dedi. Ekmekle doyan bir milletiz biz dedi. O yüzden sana direkt ben ekmek yeme dersen bu sana eziyet olur dedi. Ekmek yemeye alışkın bünyelerde direkt ekmeği kesmek problem olabileceğini söyledi. O yüzden şunu yapacağız dedi. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek ya da tam buğda ekmek bunu yiyeceksin. Ee, yiyeceğin zaman da iki dilim mesela kahvaltıda iki dilim Kepekli ya da tam bu da ekmek yiyebilirsin. Eğer canın hayır ben beyaz ekmek yemek istiyorum dersen canın onu çekerse o zaman bir dilim yiyeceksin dedi. Kahvaltıda zaten standart şeyler. Küçük bir dilim yağsız beyaz peynir yanına işte beş tane zeytin ufak kahvaltılık salça ekmeğe sürebileceğin tarz. Onun dışında şeyler yasak zaten bu tam yağlı işte kaşar peyniri tarzı şeyler. Bunlar sıkıntılı. Yumurta bile mesela sadece haftada bir bazen iki kere yememe izin vardı. Kahvaltı genel olarak bu kadar standart. Öğle yemeği ve akşam yemeğinde de bir öğünde mesela bakliyat, sebze, ötekinde de et oluyordu. Etin de tabi belli bütün bu yağ içinde löp löp böyle cızır cızır kızaran tarzı etler değil. Mesela tavuksa tavuk göğsü, fırında olan etler ya da balık yiyebiliyordum mesela 300 gram balık yiyebiliyordum ben yani bunların da belli başlı günleri var tabi hepsini yani her gün kırmızı et her gün işte tavuk bunlar olmuyor ekmek yine aynı şekilde bir dilim iki dilim ben genelde bir dilimle yetinmeye çalışıyordum yani ilk zamanlar gerçekten zordu diyet ciddi kilolardan dolayı sene gidenlerin zaten ilk aşamaları böyle oluyor çünkü alışkınız yani ben şahsen alışkındım abur cubur yemeye. Ya canım sıkılırsa yemek yiyen biriydim ben. Yemekten kastım da şöyle bir şey yok. Hani bazı insanlar oturur masaya o kadar çok yerler ki ben de öyle bir şey yok. Ben sık az sıklıkla çok yerdim. Ne yerdim mesela? Yemeğimi yedim. Tamam. Mesela kahvaltı yaptım şu an. Yaptım kahvaltıyı. Yarım saat sonra canım bir şey çeker giderim. İşte çikolata yerim. Başka bir şey çeker onu yerim. Cips çeker onu yerim. Sürekli zaten evde bir fast food tarzı. Fast food nereden çıktı bu? işte abur cubur tarzı şeyler vardı. Ya onlar mutlaka olurdu. Bu evin olmazsa olmazıydı yani. Onları illa yerdim çünkü. Ve sürekli de yediğim için ya bir poşet alırdım. Mesela o ikinci güne biterdi mesela. Üçüncü güne çok nadir. En önemlisi de yeme düzenim yoktu. Aklıma geldiği her an karnım acıkmasa bile abur cubur bir şeyler yiyen biri olduğum için böyle böyle gide 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 yıllarca çok garip iyice kiloları aldık yani. Neyse 150 kiloyla ben başladım diye 7 sene. 3 hafta sonra kontrolüm vardı. Bakalım nasıl başlayacaktım. Çünkü o ilk aşamalar çok önemlidir. Özellikle ilk ay, ilk bir ay, bir buçuk ay çok önemlidir. 3 haftanın sonunda ben yanılmıyorsam 6 ya da 7 kilo vermiştim şaşırmıştım çünkü ben böyle bir şey beklemiyordum. Daha önce de kendi çapımda ufak tefek diyetler yapan biriydim ve en fazla verdiğim ayda 3 kilo, 4 kilo. Ciddi bir şekilde diyete başlamadığım için düzenli kontrolü olan hep böyle ufak tefek kilo verip sonra zaten geri alıyordum. Bu sefer bu kadar verince benim de moralim düzelmeye başladı. Ha dedim ben demek ki verebiliyorum diye. Zaten bu işin en önemli şeyi senin kafanda bitirmen. Şu an mesela bunu dinleyen arkadaş kilo problemleri yaşıyorsan kendini inandırdığın sürece gerçekten başarılı olabilirsin bu kadar. Sadece dirayet, azim, istek bu. Uh, kendini inandır bitti. Gerçekten çok aşırı zor bir şey değil. İlk aşamalarda birazcık alışma süreci var ki sadece diyetle ilgili değil bu alışma süreci hayatta her zaman insanın karşısına geliyor zaten alışma aşamasını atladıktan sonra gerisi geliyor. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim ama önemli olan bırakmamak. Neyse işte bu aşamadan sonra ben kendime daha çok güvenmeye başladım. Daha çok inanmaya başladım. Böyle böyle devam etti. Bu sefer 3 haftada bir değil 2 haftada bir kontrollerim başladı. 2 hafta geçiyor ben 6 kilo veriyorum. 2 hafta geçiyor 5 kilo. Yine 5 kilo. 4 kilo. 5 kilo. Böyle böyle devam etti. Tabii kilo verdikçe ufak tefek ödüller de verdi diyetisyenim. Ne gibi mesela? Haftada bir kere sadece bir çikolata ya da bir dondurma ya da... Mesela diyetisyen kontrol günümde gerçekten başarılı bir şekilde kilo vermiş. Sen diyetisyenin bugün serbestsin, istediğin şeyi yiyebilirsin diyordu bana. Ben de bunu abartmadan sadece... Mesela bir öğün. Bursa'da olduğum için ne yapıyorum? İskender kebap yiyordum ya da canım çeken bir şey. Ne olabilir? Atıyorum lahmacun. O tarz böyle... Sadece bir öğünlük ama bugün serbestsini ayarını biliyordum. İstesem gidip her öğün bir şeyler yerdim, yine çikolata yerdim falan. Bir anlamı kalmıyor. ondan sonra bir günde bir kilo da almanın gereği yok yani. Zamanla kilo vermelerim yavaşlamaya başladı. Bir kilo, işte 700 gram, 500 gram, bir buçuk kilo. Bir yerden sonra buna dönmeye başladı ki o noktada zaten bırakmamanız gerekiyor, tekrar devam etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde devam ettim ben. Ya sonuç olarak geldiğim nokta 105 kilo. 105 kiloya kadar düşebildim. Devamı da gelecekti. Ancak birazcık problemler yaşamaya başladım. Vücudumda böyle. Çünkü diyetisyenim mesela bana söylüyordu. Şunu yemelisin. Ya kesinlikle öğün atlamamalısın diyordu bana. Günde mesela 7 öğünüm var. Yiyeceksin. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği 3. Aralarında ara öğünler. En basitinden minimum 6 öğün var. 6-7 civarı değişiyor. Ben bazen ara öğünleri de kesiyordum. Çünkü bir problem aslında. Ara öğünleri de yemezsen aç kalırsın. Çünkü zaten yemeğin porsiyonlarını değiştirdin sen diyetin gereği olarak. Fazla değil, az az yemeye başlıyorsun. Ama sen ara öğünleri atlarsan karnın acıkıyor. Böyle olunca ortadaki o büyük öğünlerde daha fazla yemek yiyorsun. Çünkü neden? Karnın acıkıyor. Bu problemlerle de karşılaştım. Hepsini de atlattım. Ama gel gelelim şöyle bir şey oldu. Şimdi tekrar neden kiloları geri almaya başladım. O noktaya geldik. Bazı problemler yaşadım ben. Bunun bir kısmı diyet kaynaklı. Çünkü vücudu ben birden kilo verdim. Normalde 45 kiloyu çok daha uzun zamanda yıllar geçtikçe de verebilirsiniz. Ama ben 10 ayda verdim. Gerçi mide ameliyatı falan olup çok daha kısa sürede bu kiloları verenler var. Ciddi bir problem. Kesinlikle böyle şeyler bence yapılmaması gerekiyor. Ben onay da verdim. Yani ilk olarak daha sık hastalanmaya başladım. Bu diyetle kaynaklı, diyetten kaynaklı mıdır değil midir tam bilemiyorum ama net bir şekilde söyleyebilirim ki vücut bünyem daha zayıfladı. Çünkü ben yani nazar değmesin diyeyim çok az hasta olan biriydim. Mesela grip pek olmadım. Ne olurdum? Nezde olurdum. Geçerdi bir güne, iki güne. O şekilde ufak tefek hastalıklar çok nadir, zatüredir bir iki şey geçirdim. Onun dışında Yıllarca çok hasta olan biri değildim ben. Bünyem zayıfladığı için daha sık hasta oldum. Halsizlikler başladı. Öyle böyle değil ama. Gerçekten şimdi çalışıyorum. Yıllardır yaptığım ama gün sonunda nedense sanki saatlerce halı sahada koşmuşum gibi ya da çok ağır yük kaldırmışım gibi yorgunluk çöküyordu bana. Kendimi bir an önce eve atayım. Gerçekten yatayım, uyuyayım bunları düşünüyordum ki çok uzun sürede uyuyabilen biri değilim. Uykum da bence yetersiz kalıyordu bana. Böyle böyle nedense kendimi çok aşırı rahatsız hissetmeye başladım. Ya çok iyiydim gerçekten çünkü kilo veriyorsunuz, üzerinizden büyük bir yük kalkıyor. Mutlu oluyorsunuz, en önemlisi bu. Mutluluk çok önemli bir şey. Ama sanki eskiden kiloluyken daha rahattım gibi geliyor bana bu... Yani halsizlik konusunda sanki daha dinçtim, daha enerjiktim. Nedense enerjim düşmeye başladı. Rahatsızlanmaya başladım. Ağrılar hissetmeye başladım vücudumda. Bu ağrılar bazen uykudan uyandıracak seviyelere kadar çıktığı zaman artık doktora görünme ihtiyacı duydum. Doktordan işte MR çekindim. MR değil gerçi tomografiyim. MR problem olabiliyor bana. Maalesef bazı sıkıntılı bir hastalığım olduğu ortaya çıktı. Biraz da yayılmış. doktorda dedi daha çok gençsin nasıl yayıldı falan. Yani diyet yaptığımı söyledim. Ya direkt ondan kaynaklı mıdır değil midir o da net bir şey söyleyemedi tabii ki ama. Ya diyetten aniden kilo vermemin sebeplerinden bir tanesi. Bünyemin zayıflamasından dolayı bunun yayılımının hızlanmış olması muhtemel tabii ki. Tiroid kaynaklı bir hastalık. Bu da ne demek? Şunu söyleyeyim size. Ameliyat olmanız gerekiyor. Tiroidim alındı komple. Ve etrafında yayılmış bayağı parçalar falan komple temizlendi. E, komple demiyorum daha doğrusu o bölge komple temizlendi. Daha farklı devam ediyor ki hala tedavi sürecim devam ediyor zaten. Bir süre bir 5-6 saat ameliyatta kaldım. Tiroid kaynaklı olduğu için de tiroidinizde alındığı için hormon dengeniz zaten vücutta bozuluyor. Ve böylece daha hızlı kilo almaya tekrar başlıyorsunuz. O yüzden de tekrar şu an bir süredir zaten tartılmadım. 105'ten yanılmıyorsam 130-135'i görmüştüm. Oralara çıktım. Ya elimde olmayan sebepler var. Elimde olanlar şunlar. Tedavi sürecim devam ediyor ve haliyle şu an pandemi sürecindeyiz. Kronik hasta sınıfında olduğum için kesinlikle benim dışarıda pek fazla vakit geçirmem mümkün değil. Çoğu zaman evde geçirdiğim için ve çok fazla hareket etmediğim için kiloları biraz daha hızlı alabildim. Ya bunlar engel değil tabii yine devam edilebilir bazı tarz diyetlere. Ama kendi hastalığımın tedavisinde bazı şeyleri eskisi gibi mesela şunu yemeyeceksin bunu yemeyeceksin yok çünkü yemen gerekiyor vücudu tekrar güç kazanması gerekiyor. Ben bu yılın Şubat ayında ameliyata girdim. Üzerinden işte bu kadar zaman geçti düşünün. Yeni yeni bu tam artık ameliyatın şeyini kendim üzerimden attığını attığımı hissediyorum. Ama genel olarak kendimi ameliyat öncesi zamana göre çok daha iyi hissediyorum. Nedense daha sağlıklı hissediyorum, toparladığımı hissediyorum. İşte bu birden kilo vermenin negatif yönlerinden bazılarıydı bunlar. Çünkü büyüğünüz zayıflıyor, hasta olabiliyorsunuz, hastanız varsa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Öyle ya da böyle ben 45 kilo verdim, yaklaşık 30-35'ini geri aldım. Şu anda işte bu kilolarda takılıyorum ama şu an e, tiroid hapımı bıraktığım için bir süreliğine tekrar ufak ufak kilo alıyor olabilirim tedavi sürecim tamamlandığı zaman. Ben tekrar düzenli bir diyetle, tabii artık bu sefer bazı şeylere daha da çok dikkat ederek ufak ufak kilo vermek istiyorum tekrardan. Ama şöyle bir şey var, şimdi benim için bir farklılık var. Bazı insan şişmandır. Ben sonuçta ne zamandan beri muhtemelen... İlkokulun sonlarından ya da ortaokulun başlarından beri şişmanım ben. Ben, ben yılların şişmanıyım. Beni bilen çoğu kişiler hep öyle bildi. Çok nadir. Beni eskiden tanıyan işte akrabalarım, arkadaşlarım dışında herkes şişman olarak bilir. Bu yüzden de zaten kilo verdiğim zaman bazı insanlar yakıştıramadı. Ya Enes çok değişmişsin. Bu, bu kadar da verme ya falan dediler. Sanki çok kilo vermişim gibi yani. 105 kiloyum yine. Şimdi şişman olanlar bazen şu özgüven problemi yaşayabiliyorlar. Hadi yok bilmem ne falan. Ben hiç bunları yaşamadım. Sonuçta ben öyleydim. O şekilde devam ettim. Ya benim olmadı. Zayıfladım. Özgüvenim arttı bilmem ne diyenler olabilir. Ben de çok aşırı öyle olmadı. Ya en önemli artısı artık bir yere mağazaya gittiğiniz zaman kıyafet alacağınız zaman işte sizin bedeniniz yok beyefendi maalesef gibi şeylerle karşılaşmıyordum. Her şey oluyordu üstüme. En güzel şey de buydu zaten. Zayıfladığım zaman aldığım kıyafetler şu an olmuyor maalesef. O yüzden de onları birazcık gardıropta tutuyorum. İleride tekrar kiloları verdiğim zaman giyeceğim. Onlar kesinlikle duruyorlar. Beni bir süre özleyecekler orada. Şu anlık herkesin bildiği şişman Enes moduna ufak ufak geri dönmüş bulunuyorum. Ama bundan da geri dönüşüm muhteşem olacak. Ben çünkü kendime inanıyorum, kendimi biliyorum, sınırlarımı biliyorum. Kafamda bir şeye odaklandığım zaman onu başarmak için elimden gelen çoğu şeyi yaparım. Söz konusu sağlık olduğu zaman da kesinlikle kafamı o yönde başarılı olmaya doğru ayarlayacağım ve o şekilde de gideceğim. Evet yaklaşık 2 senelik kilo serüvenim bu şekildeydi. İleride serüvenim ne şekilde ilerleyecek hep beraber takip ederiz.